zorunlu aşıyı çıkarırsın, dersin kardeşim. Geçerli mazeretin, o da tıbbi, olmamak kaydı. Eğer bu mazeretin yoksa herkes aşılanacak. Canlı yayında skandal ifadeler kullandı, aşı zorunlu olmalı, yaptırmayanlar hapse atılmalı dedi. Kardeşim buna hapis cezası getireceksin. Öyle bir şey yok. Zorunlu aşıyı getiremediğiniz takdirde bu aşılamanın tercihini yapan, yani ben aşı olmak istiyorum diyen, şu anda çünkü zorunlu aşı yok. Şu anda sıran geliyor veya o sınıfa giriyorsun, sosyal sınıfa, mesleki açıdan başka nedenle yaşın icabı, o hakkı kazanıyorsunuz. Alıyorsun, gitmiyorsun. Kardeşim buna hapis cezası getireceksin. Aşının zorunlu olması için yasal düzenleme yapılmasını istedi. Zorunlu aşıyı çıkarırsın, dersin kardeşim. Geçerli mazeretin, o da tıbbi, olmamak kaydı. Eğer bu mazeretin yoksa herkes aşılanacak. Bunun da yaptırmıştım. Evet. 2 yıl hapis cezası, 3 yıl hapis cezası, 4 yıl. Hatta zorunlu aşı gelir, evinde iş yerine ben tatbik ederim. Ve bunu takip ederim. Ünlü profesör daha önce de yaptırım ve kısıtlamalara karşı çıkmış, genelgelerin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüştü. Ersan Şen'in aşı olmak istemeyenlere yönelik faşizan yaklaşımı büyük tepki çekti. Aşının zorunlu olamayacağını savunan vatandaşların Twitter'dan açtığı "Haddini bil Ersan Şen" hashtag'i kısa sürede viral oldu. Kardeşim buna hapis cezası getireceksin. Öyle bir şey yok.